Çok teşekkür ederim. Ben Kaan Ertem'in eşi Eylem Ertem. Eşim Kaan geçen yıl 7 Temmuz'da akciğer kanseri tanısıyla işte başladı bu ölüm süreci diyeyim size. İşte 7 Haziran'da da bu yıl, yani tam 11. ay, tam günü gününe 11. ay içerisinde vefat etti işte. Yani tabii zorlu bir süreçti. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Yani kanser çok zor bir hastalıkmış. Bu tabii insan başına geldiğinde anlıyor. Yani kendisi işte kendi uzun süredir, evet uzun süre kendi halsiz hissettiği için bir işte 20 Mayıs gibi bir acilden giriş yapıldı şey kötüleştiği için. O zamandan beri işte hastanede tedavisi devam etti. Şey veremedi, karşılık veremedi çünkü artık hani kanserde yayılmıştı. Sonrasında işte yoğun bakıma çıkarttık ama işte kurtaramadık. Kaan Ertem bir melekti bence dünyada gerçekten. Hani herkes onu çok sevdi çünkü iyi bir insan. Çevresinde her zaman sevgi saçan bir insan oldu. Farkındalığı çok yüksekti. Kötü şeyler hep gördü tabii, mizahçı, eleştirel yanından kaynaklanan şey. Ama bunu hiçbir zaman o insanlara yansıtmadı. O hep içinde hani onun gözlemlerini yaşadı. Hiç ben hayatımda görmedim bir kişiye ters bir bakışını, sözünü değil bakışını görmedim. O kadar değerli bir insandı. Ekancı cennet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Özellikle Farkan Bey. Hani elimden geleni yaptırdım. Valla hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Bizim Koçino Bomba'da senaristimizdi. Ben biliyorsunuz yurt dışındayım. Geldik işte. Çok üzgünüm ya. Bir şey söyleyemem. Hani böyle değerlerin çok erken aramızdan ayrılması üzücü tabii. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, merhum Kaan Beyefendi'nin ruhu için Allah rızasına El-Fatiha. Kıymetli Hazirun, öncelikle başınız sağ olsun. Rabbim sabırlar ve metanetler ihsan eylesin ve sabrınız katınca da ecirler ihsan eylesin. Fani dünya hayatındayken çekmiş olduğu hastalıkları, dertleri ve cefaları da Rabbim günahlarına kefaret eylesin. Bilerek veya bilmeyerek cennet derecesini âli menzilinde mübarek eylesin. Bizlere de bu cenazelerden ve bu ölümlerden hakiki manada ibret ve nasihat alabilmeyi, daş ve dost olduğuna, mümin ve de Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Kendisine dünyevi ve de uhrevi, maddi ve manevi bütün kul haklarınızı lütfen helal ediniz. Bir dahi helal ediniz. Bir dahi helal ediniz. Rabbim helalliğinizi, hayır dualarınızı, güzel şahitliğinizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Hacının cenaze namazı 4 tekbirle kılınır. İlk tekbirde Subhaneke ve celle tenavük ile beraber okuruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Tüm geçmişlerimizin ruhu için, merhum Kaan Ertem Beyefendinin ruhu için Allah rızasına El-Fatiha. Ben de aldım, gel. Arkadan çıkın, gelin. Bir arkaya geçeyim. Döndürelim ondan sonra. Hadi şöyle dönelim. Döndürelim. Gitmeyin abi. Şöyle bir dönelim. Bir dakika bekleyin. Tamam. Dönüyoruz. Evet. Arkadaşlar, tahta alalım cenazeyi. Arabadan tahta alalım. Dönerek.